AK Parti'de MKYK seçimden sonra ilk kez toplandı. Toplantıda parti içi 3 yeni görevlendirme de yapıldı. Bakanlar toplantı sonrası neler söyledi? Hemen öğrenelim. Ahmet Türkeş bizleri bekliyor. Ahmet, kolaylıklar diliyorum, söz sende. Evet, ilk MKYK toplantısı gerçekleştirildi seçim sonrası. Bu toplantının hemen ardından MYK toplantısı başlıyor AK Parti Genel Merkezi'nde. Tabii önemli gelişmeler vardı. MKYK toplantısına bakanlar davet edildi. Bu uygulama birik değil ama seçimler sonrası gerçekleştirilen ilk MKYK toplantısına bakanların davet edilmesi dikkat çekiciydi. Hemen ardından ilk görevlendirmeler geldi AK Parti ile ilgili olarak. Efkan Ala Genel Başkan Vekili Zafer Sırakaya, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin ise Grup Başkan Vekili olan Leyla Şahin Usta'nın yerine insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Önemli görevlendirmelerdi. Boş kalan koltuklar bu şekilde doldurulmuş oldu. Tabii AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, bakanlar MKYK toplantısının ardından genel merkezden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. AK Parti'nin kongre süreci merak ediliyordu. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin büyük kongresinin Eylül-Ekim döneminde yapılmasının planlandığını açıkladı. Tabii küçük bir not ilave edelim burada. Genelde il ilçe kongreleri tamamlandıktan sonra büyük kongre yapılır partilerin, siyasi partilerin genel takvimi bu şekildedir. AK Parti'de de büyük kongre yapıldıktan sonra il ve ilçe kongreleri yapılmış olacak. Bir diğer önemli konuysa aslında ekonomiyle ilgili kira düzenlemesi. 1 Temmuz'da %25 artış sınırı getirilen kira düzenlemesinin süresi doluyor. Bu nedenle yeniden bu süre uzatılacak mı beklentisi vardı bir süredir. İlk olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat soruları cevaplandırdı. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kira düzenlemesine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Henüz olgunlaşmadığını söyledi çalışmanın. Ardından Adalet Bakanı soruları cevaplandırdı ve %25 kira artış sınırına ilişkin düzenlemenin uzatılacağını söyledi ve düzenlemenin üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki 1 Temmuz sürecinde bu düzenleme sona eriyor demiştik. Yetişecek mi? Buna ilişkin de şu bilgi paylaşıldı. Düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi planlanıyor. Bunun için çalışılıyor. Ancak kira artışlarına %25 sınırı getiren bu düzenleme 1 Temmuz'a, yani meclisin bayram tatiline girdiği döneme kadar yetişmezse 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecek. Çalışmalar yürütülüyor. Biz AK Parti'de beklemeye devam ediyoruz. MYK toplantısı olacak. Önemli detaylar, önemli mesajlar çıkabilir. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız diyelim. Sözü Ankara'dan AK Parti Genel Merkezi'nden İstanbul'a bırakalım.